Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. kitab Selam bab 35'teyiz. 35. babımız babu tehrimil kehaneti ve ityani kühan. Kehanetin haram kılınması ve kahinlere gitme meselesi. 121 nolu rehattayız. Muaviye bin El Hakem es Süleme der ki Ey Allah'ın Resulü cahiliye döneminde kahinlere giderdik. Dedim de kahinlere itibar etmeyin ve onlara inanmayın buyurdu. Yine o dönemde bazı şeyleri uğursuz sayırdık dediğimde ise bazen kişi içinde öyle şeyler hissedebilir. Ancak bu his sizi yapacağınız şeyden yani yapabileceğiniz al işten alıkoymasın. İşte içinde şöyle bir şüphe var. İşte bu iş hayli olacak mı? Da? Tarzındaki şeyler sizi yapacağınız asıl işinize alıkoymasın. Bu hadis başka bir isnatla da zührinden gelmiştir ki Yunus rivayetinde ise ayrıca rivayet olmuştur. Malik rivayetinde uğursuzluktan söz edilmekle birlikte çahinlerde bahsolunmamıştır. Yine bu hadis başka iki sınatla da üste Zühr'ün Ebu Seleme kanalıyla muhabbeden aktardığı manada rivayet olmuştur. Burada Yahya bin Ebi Ketir'in rivayetine şu ziyade vardır. Dedim ki içimizde bazıları çizgiler çizerek fal bakıyorlar buyurdu. Peygamberler de biri de bunu yapardı. Eğer onun çizgisine muvafık yani denk olursa isabet etmiş olur buyurdu. Şimdi çağımızdaki falcılık tamamıyla cinlerin ve heva ürünü işler olduğundan dolayı bundan uzak durmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle falcılık yani daha önce de bunu yapan peygamberlerde olduğunu söylüyorsa da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mahiyet olarak tam ne olduğunu bilmediğimizden dolayı bu hususlarla kalı kesin bir şey demek doğru değildir. 122 Nur Vete geldik. Ayşe Validemiz der ki ben ey Allah Resulü kahinler bize bir şey söyler de onu e, gerçek bulurduk dedim. Bu doğru olan sözdür. Onu cin kapar da dostun kulağına atar. O yüz tane de yalan katarak insanlara aktarır buyurdu. 123 Nur Vete'yiz. Ayşe Validemiz der ki bazı insanlar kahinler hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorduklarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların dediklerinin hiçbiri değeri yoktur buyurdu. Ey Allah Resulü ama bazen söyledikleri şeyler çıkmaktadır dedikler neyse. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte o doğru çıkanlar haktandır. Ancak cinler onu gökten çaldıktan sonra dostunun yani işte o artık kahin midir büyücü müdür her kimse. Dostun kulağına aktarırken içine yüzde fazla yalan da katarak tavuğun gıd gıd gıdıklaması gibi aktarırlar buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatla da Üstem Malik'in Zühre'de rivayet ettiği gibi aktarılmıştır. 124 nolu rivayetteyiz. Abdullah bin Abbas anlatıyor. aleyhi aleyhissalatü vesselam ashabında ve ensarda olan birinin bana anlatına göre bir gece Resulü aleyhissalatü ve birlikte oturuyorlarken bir yıldız kaydı ve ortalık aydınlandı. aleyhi aleyhissalatü vesselam Cahiliye döneminde bu şekilde bildiniz kaydın, kaydı zaman. Ne derdiniz diye sorduğu Asap Allah ve Resulü iyi bilir. Ancak biz o zamanlar bu gece büyük bir kişi doğdu veya büyük bir kişi öldü derdik. Karşılığını verdiler. Bunun üzerine aleyhi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yıldızlar birinizin ölümü veya doğumu için kaymaz. Aziz ve celil olan Allah bir emir buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler Yüce Allah'ı tesbih ederler. Daha sonra onlardan sonra gelen gök melekleri Yüce Allah'ı tesbih ederler. Bu şekilde dünya seması meleklerine ulaşana kadar tesbih devam eder. Arşı taşıyan melekler de arşı taşıyan melekler de sonra gelen melekler arşı taşıyanlara Rabbimiz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da Allah'ın buyurduğunu onlara anlatırlar. Göklerin ahalisi birbirlerine bu buyruğu aktara aktara Nihayet dünya semasına kadar Ulaşırlar Burada cinler bu buyruğu gizlice dinlerler Ve gidip bunu dostlarına Anlatırlar Ancak bu esnada cinler Yıldızlarla taşlanırlar Diledik, Dinledikleri bilgi Geldiği şey ile Hak bir bilgidir Ancak dostlarına bunu aktarırlarken Değiştirip yanlarına da Bir şeyler katarak Aktarırlar dostlarına buyurdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatla da Zühri'den aktarılmıştır. Burada Yunus rivayetinde Abdullah bin Abbas dedi ki, bana Resulü aleyhissalatü vesselamın en sarda olan ashabında bir takım kimseler haber verdi. Evzain rivayetinde ise ancak onlar buna yalan karıştırırlar ve artırma yaparlar ifadesi geçmiştir. Yunus'un rivayetinde ise ancak o onda ileri giderler ve artırma yaparlar şeklinde gelmiştir. Yine Yunus rivayetinde Allah şöyle buyurdu. Allah katında kendisine izin verilene başka kimse şefaat edemez. Sonunda gönüllerdeki korku giderilince birbirlerine, birbirlerine şöyle derler. Rabbiniz ne söyledi veya ne buyurdu diye sorarlar. Hak söyledi derler. O yücedir. büyük bir ibare, ibareleri vardır. Marik'in ibadetinde ise Evzay'ın dediği gibi ancak onlar yalan karışırlar ve artırma yaparlar şeklinde geçmektedir. Demek ki bu tür kehanet ve benzeri yasaklanmış olan işlerle uğraşan kimselerin aktardıkları bilgiler hakkı ifade etmez. İçerisinde hak da olsa çoğu zaman batıl karışılmıştır ki ki bu haberleri onlara getiren cinlerdir. Cinler bu haberlerin içerisine bir sürü şeyler kattıkları hadiste varit olmuştur. 125 numaralı e geldik. Safiye Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hanımı vasıtasıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Kim bir kahine veya falcıya, arrafa gidip onda bir şey sorar, söylediğini tasdik ederse o kişi 40 gün hiçbir namazı kabul olunmaz buyurdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda kahinlere ve benzeri kimselere bir Müslümanın gitmesi olabilecek bir şey değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. 36 nolu baba geldi. Babu istinabi el mec, e, meczumi ve nahvihi cüzzamlı ve benzerinde kaçınma babı. 126 nolu rivayetteyiz. Amr bin Şerid babasında aktarıyor. Sekif kabilesinde gelen heyet cüzzamlı bir adam vardı. Resulullah ve Vesselam'a adama geri dön senin biatını kabul ettik haberini verdi. Cüzamlı bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biata geliyor. Allah'a Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam adama diyor ki geri dön biz senin biatını kabul ettik diyor. Allah'ın nebisi Sallallahu Aleyhi ve Vesselam. Toparlayacak olursak bir Müslümanın kahin, cinci ve benzeri kimselere gitmesi yasaklanmıştır. Haram olan bir şeydir. Çünkü bunların insanlara aktardıkları, insanları cezbetse de, insanların hoşuna gitse de, bunlar haktan bir şey ifade etmez. Batıl olan şeylerdir. Dolayısıyla bunlarda bir Müslüman uzak durması da esastır. Allah, kainatın sahibidir ve her şeyin sahibi aziz ve celil olan Allah'tır. Kullar ona teslim oldukları zaman hakka isabet etmiş olacaklar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.